Euz Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Sevgili canım kardeşlerim. Hayatta olmayan bir dersi yapmıyorum. Zaten böyle bir derste yoktur. Şimdi çokça sorulan sorulara farklı noktadan temeli bir noktadan cevap vermeye gayret edeceğim. Ee, çalıştığım kaynak Kur'an, hadis ve Risale-i Nur. Üç kaynağı esas aldım. Ne o? Şimdi bendeki e, sıkıntı bendeki sıkıntı bedensel mi? yani hormon bozukluğu mu yani biyolojik Tıp mı ruhsal mı bu ruhsalın içinde manevi gıdasızlık olur Cinni olur ee, Efendim Erva habiseler olur şimdi onun en temeline iniyor ee, Belki de 20 dakika sürer biraz sabredin şimdi hemen son tespitten başta okuyorum. Nas suresi var. Kulunuzu bir Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas, Min şerril vesvasil hannas. İlla ahir ayet. Kulunuzu bir Rabbin Nas, e, Rab, Rububiyet, Eylem, Fiil. Fiilimizi tanzim ediyor. Dirayetimize bakar. Doğru yapmalı. Melikin Nas, Ferasetimize bakıyor, doğru düşünmeli, doğru şeyleri okumalı, doğru şeylere muhatap olmalı. Melikin nasla, ferasetimiz diraet, yani doğru yaşayarak doğru, doğru yaşamak nedir temelinde e, terklerle tecerütlerle. Günahları terk edeceğiz, şirklerden tecerrüt edeceğiz. Birisi mülk, birisi melekut. Yani la ilahe, terkler, sonra illallah, eylem. İlk önce haramları terk edeceğiz. E, bu eylem, bu rububiyet, Rabbin nas. Sonra eylem, eylemle, fiille doğru yaşayarak... Melik-i nas malikiyetlerimiz malik olduklarımız mal olu olunan şeyler ile ikisinin cem'iyle dirayet de feraset bütünleşirse basiret olur. Basiret basir sıfatının kalpte azami derecede zuhurudur, kalbin uyanışıdır. Allah'ın nuruyla bakar. Bu sefer dirayet e, feraset Basireti olan bir insanda cin Erva habise bulunamaz, yanaşamaz, gelir imtihanını devam eder de vesvese vehim olarak verir, barınamaz. Temmuz, Ağustos aylarında karın, buzun güneşe karşı dayanamadığı gibi olur. Şimdi onun alt biraz bahsedeceğim. Şu. Hadis-i şerif bir mana Peygamberimiz Aleyhisselatü buyuruyor. Bunlar çok duymuşsun ama naklediyorum. Allah'ın feraset ehli Allah'ın nuruyla bakar ondan korkun kaçının demek. Yani böyle dehşet vahşet saçıyor değil. Suizanla ona bakma suizanın olmasın. O feraset ehlidir Allah'ın nuruyla bakar. Seni sezer ha. Yani ondan korkun derken e, ee, Müslümandan Müslümana suizan etmeyin. Yani ona karşı duruşunu doğru yap. Ee, dirayet ise maziyi kullanıp geleceğe bakarak hay, halde eylemde bulunmak. Mazi, mazi bilerek, mazi bilerek, e, hali öğrenerek istikbali tanımlayınca, doğru yaşarsın. Bu hatırıma geldi şimdi. Davut Aleyhisselam'ın bir tabiri var. Davut Aleyhisselam'ın Arapça değil, İbranice değil, Farsça da değil öyle kalmış okudum bir eserde. Bize uyuyor. Şöyle diyor: Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Kemoşta doğru yapmalı. Kematoşta doğru konuşmalı. İyonoş da Allah'ın düşmanlarını sevmemeli. Allah'ın düşmanlarına düşman, dostlarına dost, dost, olmak ki el hubbu filla vel buzu filla. Demek ki Kemoş da doğru yapmalı. Kematoş da doğru düşünmeli. Birisi eylem, birisi akıl. İonoş da Allah'ı yani el hubbu filla ve'l buzu filba. Allah Allah için dostunu düşmanını Allah'a yapsın diyor. Şimdi e, tarafkirlik ise dirayetten daha arkada. Yani tarafkirlik İslamiyettir. Yani iltizamdır, imanizandır. Dirayetsiz olanlar sanki mazileri hiç yokmuş gibi davranırlar. Dirayet Eksik olanlar. Sanki geçmişi hiç yok. Mesela eylemde yapayım. Seninle bu kadar dost olmuştuk. Akraba bağ olur, eşler arasında olur, Müslümanlar arasında olur. Hem yani bu kadar yedik, içtik, seyahat ettik, beraber bulunduk. Bu kadar mazimiz var. E, i̇nsan her konuştuğunu, her davranışını düşünerek yapamaz. Bu ancak peygamberlere mahsus. Veya onun asıl imamlarına mahsus. E biz mutlaka e bazen boşta bulunup yaparız deriz. E sen hoşuna gitmeyen bu şeylerden dolayı bütün mazi silerek bırak canım dememeli. Bu dirayetsiz insanların özelliğidir. Peki Allah'ın nazarı nedir? Bak feraset. Allah'ın nazarı şu. Allah haşirde Müslümana nasıl davranacak şeklini Müslüman Müslümana davranır. Nedir o? Kantarın bir tarafına günahları bir tarafına sebabına koyar cenab bak Hak. Hangisi galipse ona göre muamele eder. Yoksa bir günahla koy cehenneme, bir sebapla koy cennete değil. Muvazene. Müslüman da Müslümanla böyle bakmalı. Bu insanın bana katkısı, emeği, faydası. Bu kadar geçmişimiz vardı. Artı tarafa koy. E Bu davranışı, bu sözü işte eksik. Buna muvazene et. Ha ona göre davran. Bunun adı vefadır vefa. Vefayı tanımlayayım. İç her kategoride bunu anlatıyorum. Vefa, insan kendisini tanırsa, kendisine katkı yapar, kitap okur, dersleri gider, sohbete kendisini tanırsa, kendisini, kendisini tanıma nispetinde farkındalığı artar. Farkındalığı. Farkındalığı artan insanın vefası gelişir. Vefa. Vefanın en yüksek Allah'dır. Vefanın da ifadesi imandır. Onun için vefayı Ali ruhlardan arayın. Sufli ruhlarda vefa aramayın. Devam ediyorum. Konumuz o değil ama gönderme yaptım. Zevk-ı sefaya düşkün, paraya ve makama düşkünlerin basiretleri olmaz. Yani zevk sefaya, kadın erkeğe düşkünlük, paraya, bir tanesi bu. Bir tanesi zevk sefaya, bir tanesi paraya, bir tanesi kariyere, makama düşkün olursa onun e, dirayeti olmaz. Basiret ve dirayet ve feraset sahibi olanın, olmanın olmazsa olmazlar şu altı hastalıktan uzak olmak lazım. Peki bunlar nasıl böyle kendisini gösterir? Yani dirayet, feraset, basiret sahibi e, hangi hastalıklardan sıfatlardan uzak durursak gelişir. Bediüzzaman Hazretleri mektubatta hücumat sitte denilen insanın en temelde zaaf noktaları var zaaf noktaları en temel. Mutlak onlardan bir tanesi veya birkaç tanesi bizde var, aktif. Onları ilk önce bilmek lazım. Onlara karşı hassas olmak lazım. Elimizden geldiği kadar bu altı sıfattan uzak durmak lazım. Nedir o? Yani bunlardan uzak durdukça bu 6 taneden insanın be dirayeti, feraseti, basireti artar. O zaman bu Allah'ın nuruyla bakar. Yani basiret kalbin bir gözüdür yani Allah e, subuti sıfattan ilim irade sen basar kelam basar sıfatı Azami derecede kalbe ayağın olur Allah'ın nuruyla bakar yani perdenin arkalarında seyreder yani böyle baktığı gibi sahirde gözüktüğü gibi olmaz kim e, şey olur o altı tane sıfat nedir bunlardan uzak duracağız onların içerisini anlatmayacağım. Usta anlatıyor çünkü Bediüzzaman Hazretleri 29. mektupta bu 6 taneyi tek tek anlatıyor. Ben isimlendireceğim. 1. Hubuca. Hubuca İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Rabbani'de der ki Kamil insanların kemalata doğru giderken kalbinde en son, en pis emrazı kalbiye, emrazı ruhu denilen bir sıfat var. En son insandan kötü bir ahlak olan, çıkması çıkacak olan bir ahlak varmış. En son baş olma sevdası. En son bu çıkıyormuş. En zor bu çünkü. Birincisi cah. Bu makam, baş olma. İki, haf ve vehim. Bunu çok kullanıyorlar şimdi. Haf, vehim akliyedir. Düşünsel olarak gelir. Korkuyu doğurur. E, vehim. E, haf ise kalpte olan bir şey. Korku ama kalbi bir hissi bir korku. E, vehim ise norm, haf kalbe ait, korku aklı ait. İşte bunu koronavirüsüyle veya e, korkulu şeyleri e, yayarak bunlar da e, insanları gemlendirmeye çalışıyorlar. Üçüncüsü hırs ve tama doymamazlık. Dördüncüsü menfi milliyetçilik. Beşincisi enaniyet. Altıncısı tembellik ve temperverlik. Yani e, tembel gayret etmez, kitap okumaz, yapmaz. Yani bundan ne olur ya? Kendisine faydası yok ya fok balığı gibi kalkmıyor ya oturduğu yerde. Bunlar ne olur ki? Şeye benziyor bu. Talut'un askerleri o nehirden geçeceklerdi de e, doyana kadar değil yetineceğiniz kadar için yoksa şişersiniz. Orada fok balığı gibi düştü. Tam pervelik ise yani memurdur, amirdir. Ne yapalım? Biz emir kuluyuz deyip paraya köle olan insan gider Amiri zındıksa, İslam düşmanıysa, İslam'ın aleyhinde işler yaptırır. Ben demir kuluyum. Temperverlik bu yani. Yani e, dava, davasını e, vezne memurluğuna dönüştürmüş. Yani bunlar vezne memurları. Para memurları davası mı varmış? Kur'an mı varmış? İslam'a mı hizmet edilecekmiş? Müslümanı ne yapayım amirim öyle derdi. Bu temperverlik. Basiret, basar sıfatıyla gözler görür. Kalbinde kalbinle yani kalbin sıfatlarıyla bakılırsa buna basiret denilir. Yani ne demek yani kalp gözüyle bakmak? Örnek vereyim. Rüyada biz görüyoruz. Göz kapalı. Seni horlaman öteki odada duyuluyor. Ama sen horlamanı duymuyorsun. peki bu horlama anında horlamanı duymazken Horlama anında rüyada birilerinin sözlerini duyuyorsun. Peki horlamanı duymuyorsun da rüyadaki kişinin sesini duyuyorsun. Gözün kapalı, karanlık odada hiçbir şey görmüyorsun da o rüyada neyle görüyorsun? Yatakta yatıyorsun, rüyada koşuyorsun, terden su oluyorsun. Bilmem neler yapıyorsun, banyo yapıyorsun. Peki nasıl oluyor bu? Ha demek ki gören... E, gö Yani bakıyor göz, gören ruhtur. E, duyuyor, işiten ruhtur. Kulak duyar, işiten e, ruhtur. Ki Kur'an'dan ayetlerde bilmana söyleyeceğim. Onlar diyor, duyarlar ama işitmezler. Bakarlar ama görmezler diyor. E, onlara söylersin ama diyor. Onlar anlamazlar diyor. Tamam düşünelim ama anlamazlar. Kur'an böyle tarif ediyor bunları. Hakikaten acayip mesela yatakta yatıyor. Kendi horlamasını duymuyor ama rüyadakini duyuyor. İşte kalpteki sıfatlar da ulvi sıfatlar da böyledir. Yani zahirdeki duyguların arkasındaki sistemle görür, duyar, anlar, fark eder. Kur'an tabiriyle onlar Peygamberimize diyor ki onlar duyarlar ama işitmezler. Bakarlar ama göremezler. Ve kalp ile akletmezler. Gözleri var ama kalple bakmadıkları için göremezler. Kulakları var ama işitmezler. Bilir ama anlamazlar. Malumat ve bilgi sahipleridirler ama anlamazlar, akletmezler, şuur etmezler. Mesela örnek vereyim eylemde. Maçtan maçtan otursalar akraba ve arkadaş münasebetleri. Maçtan konuşsalar gayrimeşru ahlaksız zeku sefadan veya siyasetten veya menfi milliyetçilikten kariyerden bahsetseler kalp, kalpleri yerinden çıkar gibi gözleri de fal taşı gibi açılır. He? Öyle mi? Yani topa bir defa vurmamış. Vurmayı bilmez acayip yorumlar yapar. Siyah, köşe yazarları televizyondaki o enkazla dolan bilgilerle dünya siyasetini yorumlar, dünya yönetmeye kalkar. Ama insan nedir? Niye ben burada bulunuyorum? Neceğim, nereye gideceğim dense böyle anlatsan insan nedir? İnsan bu alemde niye bulunuyor? Nereye gidiyor? Vazifesi nedir deyince sanki sana bakmıyor. Şöyle boşluğa bakar gibi aval aval bakar. O anda siyasetten bahset, gözleri çıkacak gibi fal taşı gibi olur. Başlarsın. Sanki boşluğa bakar gibi bakarlar. Bunlar düşünürler fakat tefekkür edemezler. Kafirde tefekkür yoktur. Düşünmek vardır. Basiret hakkı batıldan basiret hakkı batıldan yanlışı doğrudan ayar ayırt edebilme yetisidir. Bu da Allah'a ve Resulüne sıdkla Allah ve Resulüne sıdkla kalbi temiz olanında kalbi temiz olanın anlamı yani delili nedir? Kalbi temiz olan konuşması temiz olur. O nispette de doğru eylemi olur. Doğru fiili olur. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Hutbe-i Şami 77. sayfada insanın diyor davranışlarının fiillerinin arkasında kalbi meyli ve hissi vardır. Fikri değil. Fikir ona kuvvet verir. Yani şu insanı namaza veya harama helala eyleme yaptıran kalpteki histir. Akıldaki fikir değil. Eğer akıldaki fikirler eylemi doğursaydı hiçbir alim hata yapmazdı. Bildiklerimizi yapardık Oysa hafızdır, doğruları biliyor ama tersini yapıyor. Demek ki insanı eyleme geçiren bilgi değildir. Kaptekistir. O zaman üçe ayırıyoruz. Bilgi, kaptekiz, eylem. Eylemin arkasındaki histir. E peki bilgi ne yapar? Bu hissi besler. Bilgi, akıl. Kapteki hisleri besler. E, duyguları besler. O da eyleme dönüştürür. Peki adamın Kur'an hafızıdır ama namazı yoktur. Sebebi bilgi tamam. O bilginin aktif ettiği his yoktur. Yani ekrana Kur'an, ikra Kur okurlar ama boğazdan aşağı gitmezler. Şimdi onu Kur'an tabiriyle kitap yüklü merkebe benziyor, benzetiyor Kur'an biliyorsunuz onu. İlk önce peki ne yapacağız? Eylemden önce İlk önce terkleri yapacağız. Youtube'lardan, internetlerden, cep telefonlardan yani la ilahelerden uzak olup sonra illallah. Mesela namaz gibi bir ciddi hakikat. Peygamber aleyhissalatü vesselama 9 sene 8 ay ki 10 sene sonra namaz farz oldu. Peki 10 sene ne yaptı? Hep terkleri, tecerrütleri, şirkleri, yanlışlardan terk etmeyi alıştırdı. İlk önce terk edeceğiz. Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu 148'de e, takma nedir? Meniyattan ve günahlardan iştinav etmek. Bir sürü tarifi var. Bediüzzaman böyle tarif ediyor. Bir tanesi haram, fiili haramlardan e, zahirdeki. Diğeri ise içsel alemdeki şirklerden e, arınmak. Yani onlardan uzak durmak. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nihayet hikmetiyle her insanda kötülüğü emreden üfleyen cinli şeytandan birisi var olduğu gibi peygamberimiz diyor. Mesela cin sel, cin net. İmam Gazali der ki cinnet getirip işte çoluk çocuğunu vurdu, şunu böyle yaptı. bu cin olduğu nettir. Cinnet. Ne kadar mesuldur? Allah biliyor. Ne kadar Gazali der ki ne kadar aklı örtülmüş. Onun için bedensel hayatımızı, nefsane hayatımızı aktif eden o duyguları herkeste bulunan cinli şeytan var. O yapıyor. O öflüyor. Bir de ruhani şeyleri öfleyen, ilham eden melek yaratılmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisinde var. İlham eden bir melek vardır. Haramlar insanın hem basiretini, hem ferasetini, hem dirayetini yok eder. Basiret harama bakmalardan Dirayet haram fiilleri yapmaktan feraset e, feraset ise fikirlerden zarar görür e, yani Dirayetimiz doğru yaşamam yaşarsak e, ferasetimiz Allah'ın nuruyla bakarsak e, basiretimiz ise, Elhubu filla ve filla. Allah için dost, Allah için düşman olmaktan. Allah'ın düşmanına dost olmamaktan. Bunlar tefekkür edip pis Bunlara hayvani bu e, dirayet, feraset, basiret olduğu zaman günahlardan böyle bir nefret olur. isteksizlik olur, istemezler, ürkeklik olur. Feraset ehlinden korkun demek, sen onun yanına başka başka gayelerle gitme, suizanda bulunma. Zira o Allah'ın nuruyla baktığı için seni anlar, seni anlamlandırır. Feraset, e, ferese kökünden geldiği için ferese at demektir. Yani at ne demek? Atın özelliği her bir gözü 100, 180 derecede görür. Bu ansiklopedik bilgidir. Merak ettim feraset Arapça'da Ferese kökünden geliyor. Feres Feres de at demektir. Allah Allah. O kökü kullanmış. Basiret kullanmamış Kur'an. E ne demek? Her atın her bir gözü 180 derece görür. Toplam iki göz 360 dereceyi görür. E ondan at gözü takarlar. Niye takarlar? Şimdi at arkayı da gördüğü için, yanı sağa solu gördüğü için dikkati çekilmesin diye at gözü takarlar. O zaman biz ne yapacağız? At gözüyle değil, at gözlüğüyle değil, at gözüyle bakmak lazım. At gözlüğü sağ arkayı önü görmesin diye konuluyor. Bununla bakmayacağız. At gözlüğüyle değil, at gözü var. Kendi gözü 360 derece görsün diye. İşte feraset bu kökten geliyor. Feraset sahibi sonunda basiret sahibi olur. Allah'ın nuruyla bakarsa ki feraset bu basiret sahibi oldurur. Basar sıfatını azami derecede mazar olur. Bu da vahiy ile bakar. Basara, e, basiret sahibi ne demek? Şimdi doğru yaşarsak, doğru, doğru fikirler üretirsek kalbimizde doğru hisler olur. O zaman bir tanesi, Kulayazı bir Rabbin Nas, Melikin İlahi naz. daşer nasıl bulunacak ki? E, demek ki dirayetimiz artarsa ferasetimiz artar. Dirayet de feraset artarsa basiretimiz artar. E, peki bu Nas suresinde Rabbin Nas, Meliki Nas, e, oluyor. Bunun cemiyle de insan farkındalığı ve ulviyeti artar. Ve Anlar ki bu insan bedensel mi bu hastalığı yani or, e, organ mıdır e, hormon mudur? E, mesela doktorlar der ki bunu yapma, şunu yapma, bunu seyretme falan. Tamam da nasıl e, nasıl tespit edeceksin? Psikolojik diyoruz hemen yapıştırırız psikoloji. Psikoloji ne demek? Rumcadır yani Rum. Psiko ruh demek. Loji demek. İlim demek ruh ilmi tamam ruh ilmi mi psikolojik psikolojisi bozuk ruh bozuk peki aspirin veriyorsun hap veriyorsun e yani ruha mı veriyorsun bu hapı yani başım ağrıyor organ belli hastalık belli ilaç belli gözüm ağrıyor organ belli hastalık belli ilaç belli e, psikolojik nedir peki e, ruhtur e peki organ belli mi? Yok, ruh. E, hastalık belli ama organ belli değil. E kapı nereye veriyorsun? İşte dirayet, feraset, basiret sahibi kendisini ve karşındakini bakar böyle. E, bu biyolojiktir, hormondur. E, Serotonin bezleri şunlar bunlardır veya şudur. Zaten şey bedensel hastalıkların ekseriyeti mutlakası ile vehmi hastalıklardır der. Hastalar isaresinde bir daha söylüyorum. Bedensel hastalıklar düşüncelerimizin korku korkusundan, doğru yorumlamamaktan, şeytanın vesvesesinden, cinlerin vehimlerinden kaynaklanıyor. Onların da çaresi imanını artırmaktır. İman nurdur hem kuvvettir, realitesi vardır. İman eylemsel itibariyle mahluktur, güçtür, güç. İmanını artırırsan bunlardan korunursun. İmanını artırmanın yolu da doğru yaşamaktan, doğru düşünmekten ve doğruyu sevmekten. O zaman doğru mekanda, doğru insanlarla doğru iş yapacağız. En netice, eğer biz doğru yerde, doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle doğru iş yaparsak dirayetimiz artar, şerli insanların şerinden kurtuluruz, insanların şerinden kurt kurtuluruz. Bir daha doğru yerde. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yaparsak insanların şerinden kurtuluruz. Ee, Nas ismine Rab, Rububiyete mazar oluruz. Eğer doğru şeylere muhatap olur, doğru şeyleri kafamıza sokarsak, doğru şeyleri düşünürsek, doğru yorumlarsak, doğru kitaplar okursak, doğru sohbetlere gidersek, bu sefer ferasetimiz artar, cinlerin şerinden kurtuluruz, melikinnas. Melik, Malik ismine mazar olacağımızdan ve peki feraset artınca ne oluyor? Vehmimiz kontrol altına girer, yani zanlardan, ee, vehimlerden, şirklerden, korkulardan kurtuluruz korkulardan. O zaman feraset artması Melik Nas, Malik ismine, Melik ismine azami derecede masar olunur. Peki onun da sebebi neydi? E, ferasetin artmasıyla mümkün. Ferasette kafaya, şu e, hazineye e, giren yollar var ya göz, burun, kulak vesaire doğru şeyleri doldurmakla, cinlerin şerin, cinlerin zanlarından, vehimlerinden şüphelerinden, tereddütlerden, şirklerden, korkulardan kurtarır bizi. Eğer Allah'ın düşmanlarını sevmesek Allah'ın basir sıfatını azami derecede mazhar oluruz ki basiret sıfatımız artar. Ne olmaz o insanda? Yeis olmaz. Dehşet, vahşet olmaz. Yeis mani erkemaldir der der Ustad Bediüzzaman Hazretleri. Kur'an ise, ye ise ancak kafirler, kafirler Allah'tan ümidini keser. Demek ki Allah'ın düşmanına sevmeyeceğiz, düşman olacağız. Basar sıfatına azami derecede mazar olunduğundan kalp gözü inkişaf eder, basiretimiz artar, şeytanın şerrinden kurtuluruz. Yani yeisten, dehşetlerden, vahşetlerden e, ee, vahşet ve erva habisenin izacatından kurtuluruz diyor. 24. sözün ikinci dalında söylüyor. Allah'ın rahmeti, bereketi, lutfu, İsa'nın üzerimize olsun. Cenab-ı Hak iki can aziz eylesin. Ee, ve Cenab-ı Hak maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi ve arzı hastalıklarda, musibetlerden sizi ve sizi sevenleri, sizin sevdiklerinizi, evladı, iyalenizi hıfz emin eylesin şedatlar, şeddatların, firavunların, nemrutların, sufyaniyetlerin şerinden hıfz-ı emin eylesin. Ve ahir davahum en rabbil alemin. El Fatiha temas